başlayacağım. Evlilik sektörü istatistikleriyle başlayacağım size. Türkiye'de yılda 590 bin çift evleniyor. Bunların boşanmaların %40'ı ilk 5 yılda oluyor. Benim işi kurmayı planladığım, şu an yaşadığım şehirde yılda 10.300 çift evleniyor. Mersin merkezde. Mersin'de kişi başına düşen milli gelir 18.400 TL ve Türkiye'de 17. sırada. Hani bunu da ben hangi gelirlere hitap edebileceğimde, hani Mersin'de kendime müşteri bulabilir miyim diye hesapladım. Ve sektörün yıllık geliri Türkiye çapında 11 milyar TL. 34 farklı bir sektör var. Çiftler bu süreçte 250 farklı ürün satın alıyorlar ve 34 farklı sektörde. Minimum evlilik masrafı ben burada öngörü olarak 20 bin TL dedim. Fakat 20 bin TL'ye evlenmek çok güç. Hani buradaki hesaplamalarım ben minimumda tutmak için bunu verdim. Şimdi müşteri hizmetleri sisteminden size biraz bahsedeceğim. Hızlı, VIP, eğlenceli, indirimli ve tek muhatap dedim ben burada. Hızlı derken ne oluyor? Biz burada partner firmaların ürünlerini alıyoruz, kategorize edip müşterilere sunuyoruz. Yani birçok ürüne birden, tek bir yerden ulaşabiliyorlar bizim müşterilerimiz. Hız burada, bunu hızlı derken bunu kastediyorum. Aynı zamanda ürünleri beğendikten sonra nerelerden alışveriş yapılacaksa mağazalara, biz onlara özel bir araç tahsis ediyoruz ve müşteri temsilcisi teker teker alışverişlerini yapıyorlar. Daha sonra VIP hizmet dedim. Müşteriler evlenmenin kolay yolunu ofisine girdikten sonra VIP hizmet başlıyor. Burada müşteriler bir evin oturma odası gibi düzenlenmiş salonlarda. Televizyon karşısında ürünlerini ve onların örneklerini inceliyorlar ve seçiyorlar. Daha sonra söylediğim gibi tekrar yani VIP hizmetin içerisinde bir araç tahsis ediyoruz ve tekrar bunların alışverişlerini yapıyorlar. Eğlenceli dedim, bizimle geçirdikleri süreçte sürprizler bitmiyor. Mesela o süreç içerisinde bir bakmışsınız romantik bir yemeğin içindesiniz, bir bakmışsınız Luna Park'tasınız. Hani hem de bu sürecin sıkıcı olmaması için birçok eğlenceli yöntem de koyduk. İndirimli, şimdi şöyle biz, bizim gelir modelimiz de şöyle. Biz hani genellikle müşterilerden bir hizmet bedeli talep etmiyoruz. Biz sattığımız ürünlerden komisyon alıyoruz. Bu komisyonların bir miktarını da biz müşterilerimize veriyoruz. Müşterilerimiz de bir miktarını da biz kendimize kar olarak alıyoruz. İndirim dediğim kısım burada. Aynı zamanda hani manevi olarak da şöyle bir 6 aylık süreçte gerçekleşiyor bu bahsettiğim evlilik süreci. Şöyle söyleyeyim size, ben bunu 3'e ayırıyorum. Ev hazırlıkları, düğün hazırlıkları, balayı ve çiftlerin daha sonrasında birlikte yapabilecekleri hobilere kadar her şey var bizde. Bunlar 6 ay gibi bir süre oluyor ve en iyisi olması için uğraşıyorlar, bir sürü stres oluyor. Burada da, buradan da tasarruf ediyorlar. Ve tek muhatap, şimdi söylediğim gibi 34 farklı sektör var burada. 34 farklı sektörden farklı farklı insanlarla muhatap oluyorlar. Burada ben bütün süreci hazırlıyorum ve bir tek benle muhatap oluyorlar. Yani benim onlara verdiğim müşteri temsilcisiyle muhatap oluyorlar. Tüm süreci onlar hazırlıyor. Bir sorun olduğu zaman onu arayıp soruyorlar. Hepsiyle değil, bir tek kişiyle muhatap oluyorlar. Daha sonrasında partnerlik sistemimiz var. Partnerlik sistemimizden biraz bahsedeyim. Partnerlik sistemi tam olarak şöyle, hani tamamen kazan kazan ve bir elin nesi var, iki elin sesi var prensiplerine dayanarak düzenlenmiş bir şey. Biz şimdi burada partnerlerimize, bu arada ben komisyon alıyorum dedim. Komisyoncu değil bu, bir melek komisyoncu diyebiliriz buna. Melek yatırımcı ile yatırımcı arasındaki fark gibi. Biz bir komisyon alıyoruz, aynı zamanda da onlara bir sürü hizmet sunuyoruz, bir sürü farklı avantaj sunuyoruz. Mesela tasarruf dedim. Partner firmalarımız neden tasarruf ediyorlar? Örneğin satış sürecinden tasarruf ediyorlar. Satışları biz yapıyoruz. Pazarlama ve reklam çalışmalarından tasarruf ediyorlar. Mesela ben burada ne yaptım? 34 farklı sektörü getirdim, birleştirdim ve bunlarla birlikte, bunların hepsiyle birlikte biz reklam çalışmaları yapıyoruz. Örneğin orada ben size dosyanın içinde bir billboard reklamı verdim mesela. Oraya 4 firmayı alıyorum. 250, mesela diyelim bir billboardun kirası 250 liraysa, 250 lira değil de 4'te 1'ini ödemek zorunda kalıyor. Veya çok büyük bir pazarlama çalışması yapacağız. Mesela ben açılışta evlilik fuarı planlıyorum. Hani burada yine bir sürü birçok firmayı bir araya getirip orada büyük bir çalışma da yapabiliyoruz. Şimdi rakiplere karşı avantaj, şimdi bazılarından ücret alıyorum dediğim kısım da şurada. Eğer evlenecek bir çift benim partner firmalarımdan birisinin mağazasına giderse, orada mağaza şunu söyleyebiliyor, eğer benden alışveriş yaparsan evlenmenin kolay yolunun ürünlerinden ücretsiz olarak faydalanabilirsin hizmetlerinden. Bu da bana şöyle bir avantaj sunuyor, benim pazarda 100'e yakın satışçım oluyor. Yani herkes benim tanıtımımı yapmış olacak. Hedef kitlelerinde tam olarak reklam yapabiliyorum. Mesela bizim evlenecek çiftlerimizin düğün salonlarında biz, mesela size hazırladığım rezervasyon kartları var mesela. Orada alışveriş yapılan sektörlerin, firmaların biz ürünlerini orada tanıtıyoruz. Veyahut da bir RTL'ye geçiyoruz orada. Gelişim, biz de bu süreç içerisinde müşterilerimizle belirli süre geçiriyoruz. Burada biz firmalara
karşı objektif anketler yapıyoruz ve bunları da partner firmalarımıza sunuyoruz. Şimdi Murat, şey yapalım. Bir kere çok güzel bir sektör buldun. Evlenmeden anlayamazsın ne kadar kâr marjı yüksek bir sektör olduğunu evliliğin. Onu buldun, o güzel. Onu bir kenara koyalım. Sunumun da çok güzel bence. Eksiksiz anlattın her şeyi. Ama burada müşteriyi bulma kısmını biraz daha açmanı istiyorum. Çünkü sadece partner firma, herkes herkesin rakibi olduğu için hani gel buradan bunu yap diyeceğini sanmıyorum. Çünkü oraya yollarsa orada 10 tane daha rakip mobilyacı olduğunu ama duyacak. Eğer benden alışveriş yaparsan diye bir şey, böyle bir sınırlama koyuyoruz. Yani hani, onun dışında hani başka pazarlama kampanyaları neler var aklında? Onun dışında mesela dergi bastıracağım, dergi örneği sizde var. Ondan sonra billboardlara nasıl çıkacağımı söyledim. Benim sıfır pazarlama maliyetim var ve partner firmalarımla sürekli reklam çalışmalarında bulunacağım zaten. Bu aksiyona geçmiş bir operasyon mudur? Aksiyona geçmiş bir operasyon değil şu an itibariyle. İşte Leyla Hanım sizle beraber geçecekti Murat ama üzgünüm. Bir şey soracağım. Şimdi bu tip organizasyon, yani bu tip uygulamalarda en temel sorun müşteri temsilcisinin müşteriyle olan münasebetidir. Ve en büyük problem de budur. Şimdi, gelir düzeyi yani emlakçı gibi. Emlakçı gibi aynen. Yani aynı. Emlakçı gibidir. Abi kıl oldun mu bitti. Anında biter. Tamam mı? Ve problem de Türkiye'de özellikle bu tip sektörlerde müşteriyle temas edecek insanların organizasyonu. Yani azdır ve eğitimleri zordur. Sen de startup bir firma olduğu için vereceğin maaş düşüktür. Böyle bir kısır döngüde bir yumurta tavuk tavuk yumurtalık bir sorun var. Yapmaya çalıştığı iş çok güzel. Bak yani hakikaten yani geleceğin işi, bak onu net olarak konuşuyorum ama yani çok zor bir başlangıç. Mesela İstanbul'da bu işi yapanlar var. Problemlerimizden dolayı. Benzerlerini yapanlar. Hayır. Benzerleri odur budur. İstanbul'da bu işi yapanlar var. Bu işten acayip paralar kazanıyorlar. Tamam mı? Ama onlar müşterinin kokusunu alıyorlar. Müşterinin bir bakışta böyle ve tek kişi yapıyor kadın. Veya iki kişi, ama iki orta. Bu image maker'lar. Sen onlar mı aklına geldi? Yok, yani hayır abi. Segmenti, giydiriyorlar segmenti, falan. Segmenti. Hepsini yapıyor abi. Hepsinin bütün organizasyonu. Ama müşteriyi böyle kokluyor. Adam başı verecek parayı hesap ediyor. Zaten otel söylüyor. Bunlar organizasyonu yapıyor. Onlar var. Diyor, Murat, gösteriyor. Onu daha alt segmente paket çözüm yapıyor. Şöyle bizim, ben bahsetmeyi unuttum kusura bakmayın. Paketlerimiz de var bizim. Mesela fiyat üzerinden 30.000 TL'lik paket, 40.000 TL'lik paket. Paket sonra tarzlar üzerinden var paketlerimiz. İşte hani daha minimal, daha avantgard paketlerimiz olacak. Bunları seçebilirler, bunları düzeltebilirler. Sıfırdan kendi paketlerini de oluşturabilirler. Böyle bir sistemimiz i̇şte de var. İşte orada Murat şeye de dikkat etmeyiz. Hani müşteri diyoruz ama aslında burada çok zor bir müşteri var. Niye? Bir tarafta erkek var, bir tarafta kadın var. Evet. Şimdi erkek gelse kadına dese sana paket aldım avantgard. Diyecek ki onun üstü yok muydu veya bana değer vermiyor musun yeterince gibi. Yani orada çok hassas olaylar var, bilmiyorum müşteri temsilcisi nasıl çözecek. Bunu işte bu süreci de çiftlerle birlikte yapmayı planlıyoruz yani aslında. Öyle bir hassas durum yok zaten, kadın ne derse olduğu için tek yani, muhatabı olsak. Çiftler zaten hani bunu birlikte yapıyor. Değil mi hayatımcıyız biz, biliyorsunuz yani. Erkeklerin görevi evlilikte, hocam siz de bilirsiniz yani, değil mi hayatımcı? Bence o satış temsilcilerinin en büyük özelliği bu çift kaç sene evli kalır. Kalır. Onu çok iyi, en çok onun da eksper olacaklar. Ondan sonra fikir hazır, boşanmanın kolay yolu. Bu evlenmenin bir de boşanmanın kolay yolu. Biz her şeyi hani, hallediyoruz. Mesela ben orada da az önce söyledim mesela. Hani evlilik sonrasında çiftlerin beraber geçirebilecekleri artık hobilere kadar ben onları düşünüyorum ki. Burada söylediğim gibi az önce söylemiştim %40'ı ilk 5 yıl içerisinde boşanıyor. Hani buna da bir engel bence evliliğin bitmesinin sebebi monotonluk olduğunu düşünüyorum ve buna da bir çözüm bulmaya çalıştım ben. Ama o ayrı bir ekspertiz yani. Hani o elimden farklı. Gelen oydu. Ben yani bana gelen fikir oydu. Ben onu sunmak istedim. Sen evli değilsin değil mi? Yok, ben bekarım. Tabii bekara kolay bu işleri konuşmak. Ama güzel. Evlen sonra gel bir daha bu projeyi. Aynen. Bu projeyi yapar mısın? Onu göreceğiz. Ben biraz da mali tablolardan bahsetmek istiyorum. Ben şimdi her şeyi minimuma indirdim. İlk sene ben Mersin'de evlenen 10.500 çiftten 240'ına yani %2'lik kısmına hitap ettiğimi öngörerek bazı hesaplamalar yaptım. Hani burada ben 240 bin TL gelir elde ediyorum onlardan. Yani %10 bin TL alışveriş yaptıklarını farz ediyorum ben onların. Onlardan da %10 aldım ve %10'unu da kendilerine indirim olarak yansıttığım zaman
240 bin TL gelir elde ediyorum ve benim alacağım destekler var. COSGAP'tan işte ve birkaç yerden daha alacağım destekler var, şu anda hesapladım. Onlar da 150 bin TL civarında geliyor bana. Benim giderlerim de işte o giderlerimi de tek tek yazdım işte ben. Vergi giderlerim var, bir yıllık sabit giderlerim, değişken giderlerim ve harcamalarımı da çıktıktan sonra benim birinci yılda 125 bin TL'lik bir cirom oluyor ki bu hani %70 aşağısı diyeyim size. Hani ben her şeyi minimize edip ne kadar kazanabileceğimi hesapladım. İkinci senede de ben bir evlilik hiperstoru kurmayı planlıyorum. Bu da yine sıfır maliyetle yapabileceğim bir şey. Eğer bu projeyi oturtup güzel bir şekilde ilerletebilirsek. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir dakika, web site'ın adı vesairesi var mı? En azından burada onu duyuralım. Bir demo sitemiz var, ben kurdum onu kendim. Evlenmeninkolayyolu.com. Evlenmeninkolayyolu.com. Evet, .com. Kendi imkanlarımla kurabildiğim basit bir site ama içeriği orada çıkalım. Helal olsun Murat, çok güzel fikir. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok sağ ol Murat'cığım. Hemen şu yüzüğü sana geri veriyorum. Sizde kalabilir tutuyorum. Hatıra olarak. Çiçeği tutuyorum ama yüzüğü. Yok o benim size. Yüzüğe gitmeyeceğim diyorum. Yüzüğe değil artık diye. O benim size hediyem olarak, hani hatıra olarak kalsın. Ama en azından bir yemek yeriz herhalde. Çok versin. Siteyi de kuruyor, evi de kuruyor. Tebrik ediyorum Murat'cığım. Seni kırmızı odaya yolluyorum alkışlarla. Murat geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Leyla Hanım'ı ikna etmeyi başaramadın evli ama inşallah jüri üyelerini projen için ikna etmişsindir. Evet, biraz heyecanlandık ama ikna ettiğime inanıyorum. Herkes beğendi projemi. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah göreceğiz o zaman hep birlikte. İnşallah. Evet. Peki o zaman hemen yine Murat'a dönelim. Evet, şimdi de yeni bir yarışmacımız daha var. Onda çok enteresan bir fikri var. Damacana'nın akıllısı olur mu? Olurmuş. İzleyelim. Merhaba, ben Servettin Uygur. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Projemin adı Akıllı Su Damacanası. Bu projeyi yapmamdaki amaç Sağlık Bakanlığı'nın su damacanalarının kullanım sayısını kontrol altına alınması ve su üreticilerin korsan su dolumunu engellemesi içindir. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akıllı Damacana. Evet. Bu mu? Kendisi? Evet, bu. Kendisi bu. Merhaba. 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 Akıllı olunca öyle davranmak lazım. Nasılsınız? İyi misiniz? Saygılı olun. Bir şey sorar falan. Neyse, uzatmayalım. Bizim nasıl bir şey bir anlatır mısınız? Dinleyelim sizden. Bu damacana kaynağından su dolum yapıldıktan sonra, ambalajlandıktan sonra bayiye gelen o aradaki sürede ki yolculuğunu kontrol altına alıyor. Yani ne içtiğimizi bileceğiz artık. Korsan suya hayır diyoruz. Güvensiz ve kaçak suya hayır diyoruz. Korsan su büyük bir problem mi? Evet. Geçtiğimiz sene... Kaçak içki var, vergi oranları yüksek diye de suda nedir durum? Korsan dolum suyun damacanası şu anda 8 TL civarlarında maksimum bildiğim kadarıyla. İşletmenin zararını düşünebilirsiniz. Bu arada Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu bu konuyla ilgili geçen sene çok büyük bir takım şeyler açıkladı. Ya bu damacana şu anda o olayı çözüyor. Yani burada çözdüğü şeyleri... Ben plastik şeyleri... yerine cama gidiş var diye biliyorum. Evet. O da bir tercih. Küçüklerde ama büyüklerde kırılır yani, küçüklerde var. Şimdi şöyle bir durum var. Sağlık konusuna gelince burada damacanın dolum sayısı önemli. 55, bildiğim kadarıyla 55 kere dolduktan sonra sağlık problemleri çıkıyor. Ya bu damacana kaç kere dolduğunu da söylüyor. Yani hem suyun korsanını engelliyor, hem kaç kere dolduğunu söylüyor ve dolduktan sonra İmha ediliyor. Bu kadar basit. Nasıl engelliyor peki? Sistem burada. Anlatabilirim. Buyurun. Su dolum esnasında üzerine takılan çip sayesinde kayıt altına alınıyor. Yani damacana 10 konumuna geliyor. Dolduktan sonra bayiye gidene kadar artık kontrol altında. Bayi satışında şu cihazlar sayesinde okutulup satış esnasında okutulup damacana off oluyor. Bu kadar basit. Çip neresinde? Çip burada. Şöyle bir çip var hocam, getireyim isterseniz. Şunu verebilir miyim? Bu da akıllı, daha küçüğü. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Az akıllı. Bu malzemedeki, ya yani bu üründeki bütün her şey, sadece çip hariç bütün her şey yerli. Anten üretimi de herhalde bildiğim kadarıyla ülkemizde ilk defa biz yapıyoruz. Şimdi burada önemli olan şu, yani bizi ikna etmeniz değil de bu konuyla ilgili hiçbir su
firmasıyla görüştünüz mü? Bir tane var, ismini söyleyebilir miyim bilmiyorum. Hayır söylemeyin ama tamam. Ben şimdi şöyle, bize daha önce de geliyor işte, sisteminizi çok beğendik, ilgimizi çekiyor, satın almayı düşünüyoruz gibi bir yazı değil de şunu öğrenmek lazım. Şimdi bir damacanın üzerine koyduğunuz bu şey herhalde 13.56 MHz'lik bir... 125 GHz kısa dalga. Kısa dalga mı kullanıyorsunuz? Evet. Peki 125'lik tel kullandınız. Kaç para? Maliyeti ben şöyle söyleyeyim size, yani sektörde ileri gelen firmalardan bir tanesi, sadece bir ön basit bir telefonda bir ön görüşme yaptım. Yani sadece onunki yani 1 milyonun üzerinde bildiğim kadarıyla. Yani diğer firmaları düşünün, çok büyük. Hayır, maliyetini sordu. İşte bu miktarla, maliyet miktarla çok ilişki. 1 lira mı yani 1 lira? Hayır. Ben ilk şeyde yani, ilk sunumda o bir kafamda 1 lira demiştim ama bu şöyle söyleyeyim, yani miktarlar 10 milyonlara falan çıkınca 10 kuruşlara falan düşüyor. TL olarak konuşuyorsunuz değil mi? Anladım. Evet. 1 TL dediniz. 1 TL evet. O, ama o çok düşük adetlerde. Yani milyonların üzerine çıkınca bu 10 kuruşlara falan düşüyor. Yani ben şu anda bunun istatistik yani araştırmasını net olarak yapamam. Düşüyor. Peki onun maliyeti ne kadar? Hangisinin? O 19 litrelik damacanın maliyeti ne kadar? Plastiğinin yani. Plastik maliyeti. Onunla hiç ilgilenmedim. Çünkü sorun şuydu benim için. Yani suyun muhafaza altına alınmasıydı. Ama bakın şimdi olaya komple yaklaşmak lazım. Yani evet. Sen kendi ürettiğin şeyin maliyetini biliyorsun. Bunu hiç araştırmadıysan... O zaman olay orada senin bitiyor. Maliyetini... Şöyle bir durum var şimdi. Damacana üretilirken ben hani şöyle söyleyeyim. Yani damacananın maliyetini ne kadar arttırıyorsunuz? Bunu? Tabii o önemli. Ben anlamında... damacananın maliyetini yaklaşık 10 kuruş civarında, 10-15 kuruş civarında arttırıyorum. Asıl rakibiyle bakmak ama lazım. Ama zaten... Onlarla kıyaslamak lazım. Yani tamam. Sağlık açısından bir puan öne geçirecekse bu. Duydum. Onun madili olacak başka ürünlerle bakmak lazım. Şimdi yani... Biraz da kopya alarak 4 lira olduğunu öğrendik. Maliyeti damacana mı? Evet. Yarı yarıyadır diye düşündüm ama 4 lira. Öyle söylemek istemedim benim için. Bu da 10 kuruşa halledemezsiniz. Hallederim. Eğer... Ben işin içindeyim. Şöyle söyleyeyim. Özür dilerim. Ben bu olayı RFID kartlar yaparken, yani RFID kartlarla buraya geldim. Bu damacanayı ben bir günde yaptım. Ama 13 senelik tecrübem vardı. Yani ben 1 milyon çipe yurt dışından 0. Peki bu çipler, bakın bunlar çip şu anda... Çip eksperi arkadaş, ben onu anlıyorum. Yani çip orada... eksperi de bir şeyi atlıyor buradan. Şimdi bunlar biliyorsunuz dış şeylere maruz kalacak. Çok az da olsa güneşte kalacak. Evet. Biliyorsunuz güneşte kaldığı zaman bozuluyor bir ama... Bir yıl ben başka bu formatta değil ama bir yıl boyunca başka bir şeyde denedim. Tamam. Ama yani oradan... bakın ben hani yanlış anlamayın da ben de RFID ile çok ilgilendiğim için zamanında bu RFID bu çipi böyle coil olarak buraya yapıştıramazsınız. Böyle bir şey yok. Hayır yani ben onu... şöyle söyleyeyim, öyle yapıştırmıyorum zaten. Hayır böyle bir şey yok. Hayır yani. O sadece benim sunumumla alakalı. Yani yok. Hayır o değil. Ben damacana da protektif damacana da getirebilir miyim? Koruyuculu bir şeyin üzerinde. Tabii ki ben şöyle söyleyeyim, sonuçta bunun patent işlemleri falan da ülkemiz içinde. Abi bu patentlik bir durum değil yalnız, onu da söyleyeyim. Efendim? Sana. Patentlik bir durum değil. Hayır, Sağlık Bakanlığımızın açıkladığına göre konuşuyorum ben. Ülkemizde ilk defa böyle bir şey uygulanacak. Dünyada da yoktu. Ülkemizdeki olaylar bitti. Yurt dışı ile ilgili patent firması şu anda yurt dışı ile ilgili araştırmalarını yapıyor. Türkiye'yi bitirdin mi? Anlamadım. Türkiye ayağı bitti gibi bir şey. Patentli. Evet, patent olayı. Çünkü bu olay çıktığında geçtiğimiz yılın 8. ayın 5'indeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün ben bu demoyu bitirdim. Ya şöyle söyleyeyim. Bak, RFID ile takip konusu Türkiye'de bütün firmaların gündemine girmiştir. Sadece bugüne kadar yapılamamasının nedeni mal maliyeti, ürün maliyetiyle birlikte firmaların isteyip istememesi ve yatırım yapmaması. Biz istediğimiz kadar seni burada süper proje, aman Allah'ım inanılmaz dersek diyelim, buna yatırım yapacak firma olmadığı sürece bunun bir anlamı yok. Yani şu yapmış olduğun şey, evet. Yani at deve bir şey değil ki. Çok basit bir şey. Nasıl değil? Ben nasıl öyle bir şey? Hayır öyle ya, kabul etmiyorum. At deve bir şey değil abi. Ya, yani çok atla basit. Deve değil. Değil tabii ki. Niye Türkiye, o zaman Türkiye'de ve dünyada yok? Ya onu soracaksın kendi kendine. Yani i̇şte. Yani bir tek ben düşündüysem bu kadar RFID ile ilgili binlerce makale var, dergi var, web sayfaları var. Şeyle ilgili olarak bir tek Amerika'da vending'de kullanılıyor bu. 5 galon galiba bunun Amerikan karşılığı. Bir tek böyle 5 galonluk vending makinalarında RFID kullanıyor. Onun dışında kullanan yok. Yani ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ne anlattığınızı ben çok fazla kavrayamadım ama benim şöyle bir olayım var. Burada ben suyun
kalitesinin kaynağından dolduktan sonra tüketicinin masasına gelene kadar kısmını garanti altına alıyorum bu sistemde. Asla kandıramazlar ve başka şekilde dolduramazlar. Mümkün değil. Çünkü gösterebilir miyim? Sistemde ufak basit de bir yazılım var. Hemen çalıştıracağım, hemen zaten göreceksiniz. Bir çalıştır bakalım. Aslında biraz da konuya şuradan yaklaşıyor. Biliyorsunuz ülkemizde özellikle damacanalarla ilgili son dönemde de çok fazla dedikodu çıktı. Normalde dolum yerlerinde doldurulmadığı musluklardan doldurulup ağızlarını kapatılıp damacanaymış gibi getirildiği. Bak bir saniye. Onlara Murat, çözüm gibi biraz. Ama Muratçığım evet, bak yani, şimdi burada önemli olan konu şu. Ürün bayiye geldi mi abi? Bayiden geri döndü. Bayi kendi suyunu doldurdu, kapattı. Evet. Sen dersen ki bana, abi bende özel bir sensör var RFID'de. Evet. Tamam mı? Dışarıdan yapılan dolumu hissediyor dersen sana hayır, selamı çözüyorum çakarım. İşte. Yani dışarıdan yapılan dolumu çözüyorum. Nasıl çözüyorsun? İşte anlatıyorum. Anlat abi onu burada, diyorum. Ben şimdi burayı, yani burada iki tane cihaz var. Bir tanesi suyun dolum ambalajlandığı an, bir tanesi de satıldığı an. Ben okuttum. Artık bunun içindeki ID numarası kayıt altına alındı. Geldik buraya. Yani şuradaki olay oldu. Yani burada kayıt altına alındı. Bayiye geldim. Bayi de tekrar şuna okuttuğumda sinyal gitti ve tamam, satıldığını söylüyor. Bu numaralı damacana buraya gelmeden geriye yani şeye doluma gelmeden, doluma gelmeden bunu satamaz. Tüketiciye de bunun yani prezentasyonunu, satışını yani küçük şeyler var. Yeşil ve kırmızı ışıklar yakıyor. Abi sattı tüketiciye. Evet. Boşu geldi mi abi geriye? Evet geldi. Doldurdu tekrar abi. Musluktan doldurdu. Bir daha sat. Ama nasıl musluktan doldurdu? Musluktan doldurdu abi. Arkada doldurdu, tekrar gönderdi. Kapağı da koydu, gönderdi. Zaten Türkiye'de alaksızlık orada oluyor. Evet. Ana firmada alaksızlık olmuyor şöyle canım abi. Şöyle söyleyeyim ben size. Suyu tüketici şimdi suyu nasıl alıyoruz biz? Yani şöyle söyleyeyim. Yani bayiden telefon ediyorsun 444XXX'e. Tamam. Bayi geldi. O da sana bayi ya bisiklete veriyorsun, gidiyor. Evet, geldi kapıya. Tamam, nakit hem de kayıtlı kuyruklu. Ne alacaksın abi, bir dakika, ne alacaksın? Damacanayı getirdi arkadaşımız. Evet. Görevlisi, tamam. Firmasının görevlisi. Al abi, kapıya dedi, koydu. Elimizde el terminalimiz var. Kimin hangisinin elinde? Kimin elinde var? Müşterinin mi? Hayır ya, tüketici yani şeyin satıcının elinde. Ama işte ahlaksızlığı yapan oysa zaten elinde olmayacak ya abi, 9 lira diyecek. Satıcının elinde teşekkürler terminal var. Okuttuğunu nereden biliyorsun abi? Okutmayacak. Üstadım, şöyle söyleyeyim ben size. Bunu sattıktan sonra merkezin onayını vermeden burada yeşil ışık yakamaz. Abi yeşil o damacanaya. Abi sen su dağıtımında hiç bulundun mu? Nasıl dağıtılıyor biliyor musun? Nasıl telefonla o sirkülasyonu biliyor musun? Eve çağırdığınız tamam, zaman Eve çağırıyorsunuz, evet, birisi getiriyor bir şey. Evet. Nakit 9 lira diyor, evet, veriyorsunuz 9 evet, lirayı, arada, al sana suyun diyor. O arada dıt okuttuk. Hayır ama okutmayacak ki çünkü kaçak yapıyor zaten. Hayır okut, nasıl okutmayacak? Niye okutmayacak? Verdi gitti abi. O zaman şöyle söyleyeyim, yazılan program bu damacananın satılmadığını söyleyecek yani sonuçta bir ay içinde ya da... Kim bilecek ama tüketici, kim ben de suyu içeceğim, bir daha ona vereceğim, şimdi o da bir daha musluktan dolayı bana satacak. Söyleyeyim. Satılmadığını, şöyle söyleyeyim. Bu şimdi satılmadı okudum, değil mi? Ondan sonra ana merkeze göndermeden 3 defa da kendi... 3 defa daha satar çok, sonra geri yollar. Çok karşılaştığımız merkeze, bir olay bu. Ben şöyle söyleyeyim, ismini söylediğiniz firmayla ben görüşüyorum. Çok ilgilendiler ama önce SUDER'le bir görüşme yapmamızı, sonra da Sağlık Bakanlığı'yla bir görüşme yapmamızı söylediler. Ben dedim önce bu yarışmaya katılacağım. Yarışmadan sonra dedim onlarla görüşeceğim. Şu anda inanılmaz ilgileniyorlar ve Sağlık Bakanlığı yani bunu arıyor. Ben burada da suyun doldurulabileceğine inanmıyorum. Yani dolduramazlar. Ben öyle düşünüyorum. Suyun... Bu sistemde biraz da galiba alıcının da bilinçlenmesi gerekiyor. Evet. Yani o cihazı aynen, görmeden, okuttuğunu görmeden. Aynen. Yani ben evet, ya da fişiyle birlikte hani kesip de... Ya almadan. Sağlık Bakanlığı bir yönetmelik çıkaracak. Tamam, bu iş bu kadar kolay, arkadaşı anlattığı gibi kolay bir iş değil. Bir yönetmelikle olacak. Bir zorlama gelecek. Yani nasıl benzin istasyonları yazar kasa uygulamasına geçti. Zorladılar. Yan çizdi benzin istasyonları, dağıtım firmaları. Abi çok zor, ama falan filan. 2 yıl oyaladılar. En sonunda bakanlık cart dedi. Bakın hala taksimetre, taksilerde taksimetre yok. Neden? Çünkü çok büyük bir organizasyon. Oy potansiyeli, aman abi dur abi falan filan kıvırıyorlar. Siz Taksim'in göbeğinde yolun ortasına diyorsun. Fiş diyorsun, adam çıkarıyor kağıdı. Fiş yazıyor abi. 15 dakika fiş yazması için bekliyorsun. Ulan çıkar o zaman bir tane basit yönetmelikle taksimetre koy. Yani bu bir zorunlulukla ancak olabilir. Şu anda bu zorunlulukla şöyle söyleyeyim ben size. Ama bütün hocam korkudan yok bekliyor, yani olmuyor. Bütün su firmaları şu anda bakanlığın yani diğer şeylerle çünkü kare kodla vesaire çözmeye çalıştılar bu olayı. Çözemediler çünkü kare kod çiziliyor vesaire, bu tarz şeyler oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Ben bir daha konuya kaldığım yerden devam edeceğim. Tabii siz nasıl öngörüyorsanız öyle. Evet. Ben kandırılamaz diyorum. Kandırılamaz da. Su korsan olarak masamıza gelemez.
suyun hayatımızdaki yeri belli. Doğduğumuz andan öleceğimiz ana kadarki hali belli. Artı stratejik önemleri de var. İşte adliyelerimiz var, güvenlik kolluk kuvvetlerimizin olduğu yerler var. Ya burada bakın fikirde bir problem yok. Sadece lobiyle şeyle o uygulama sistematiğini getirmek lazım. Ya yani bu programda bir katkıda bulundu bence buna. Çünkü önemli bir şey. Evet. Evde izleyen kişiler de olayı bir anladılar. Çünkü ben bile şu anda öğrendim. Çünkü bana da geliyorsa 9 lira veriyorsun gidiyor ama kimden nasıl doluyor şimdi ben bile huylandım. Yani bu olayın bir başlangıcı oldu. Bakalım bundan sonra neler götürecek. Tabii. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla Kırmızı Oda'ya uğurluyoruz. Geçmiş olsun öncelikle. Evet, Alpan Bey'le bir hayli çekişmeli oldu. Evet. Sanırım fikirle ilgili bir problem yok. Sanırım herkes beğendi ama evet. Uygulamayla ilgili bir sıkıntı var dediler. Siz uygulamayla ilgili bir sıkıntı yok. Yok bence diyorsunuz. Kabul etmediler. Niye etmediklerini de bilmiyorum. Yok. Çünkü her şey internet ortamı altında. Kayıtlı kontrol altında. Hiçbir şekilde hiçbir şey değişmiyor. Korsan su masamıza gelemiyor. Bu kadar basit. Yani ama onlar hani satan kişinin bunu yapabileceğini söylüyorlar. Hani büyük firmalarından değil, çıkan yerden değil de hani evlerimize satan yerlerden problem olabileceğini savundular. Onunla ilgili peki siz hayır, oralar zaten kandırmıyor. Yoksa suyun üreticisi niye kaçak bir şey doldursun? Ben onları önlüyorum. Hı hı. Ama pek de ikna edemedik galiba. Bence de. Neden olmadığını anlamıyorum ama olmadı yani. Peki sonucu hep birlikte göreceğiz. Geçmiş olsun diyelim. Evet. Ve yine sözü Murat'a bırakıyoruz. Evet sevgili izleyenler, bu gecenin son yarışmacısına geldi sıra. Tabii ki o da heyecan içerisinde bizi bekliyor diğer yarışmacılar gibi. Çünkü biliyorsunuz ki finalde 200 bin liralık ödüle doğru gidecekler. Şimdiki yarışmacımız... Yer malzemelerini temizlemek için güzel bir alet bulmuş. İşte halılar falan temizlemesi çok zordur ya. Bakalım nasıl bir şeymiş, hep birlikte izleyelim. İsmim Cedet Savaş, oradan katılıyorum yarışmaya. Tırpan motor olarak bildiğimiz iki zamanlı motorlar. Normalde günümüzde 15 ve 20 gün kullandıktan sonra bir kenarda beklemektedir. Buna temizlik aparatları takıldığı zaman yılın her zamanı kullanılabilir. Aparatlar halı, kelim, battaniye, ve yüzey temizliği, cila, araba gibi inşaat alanlarında da faal olarak kullanılabilir. Evet Cevdet Bey, halımız burada. Bu bizim çim biçme makinesine benziyor evet, biraz. Aynen. Çim biçme makinesi. Hı, evet. Bununla mı halıyı temizleyeceğiz? He, evet. Nasıl bir şey ben merak ettim ya. Şimdi aslında iki zamanlı motor olarak bildiğimiz ot biç ve yabani ot temizliğinde kullanılan bu cihaz dünyanın her yerinde 5 veya 20 gün kullandıktan sonra bir eşya gibi köşeye bırakılır ve kalır. Evet. Belediyelerde genelde kullanılır. Başka herhangi bir işlemi yoktur bunun. Ama şimdi bunun başlığını değiştirerek cila, yer temizleme, çırpıcı olarak halı temizleme, çırpıcı olarak inşaat alanlarında betonların üzerindeki şeyleri temizleme. Yani hangi kafayı takarsanız onu evet, uygun evet. Hale getirecek aynı bir şekilde. Metot buldunuz herhalde. Aynen bu şekilde. Şimdi bunları taktığımız zaman metal yüzeyleri de... Her şeyi yapabilir o zaman. Çünkü evet, zaten temizleme için. Sistem var. İnşaatlar için yer temizliğinde kullanılır. Aynı inşaat sektöründe alçıyı karıştırmak için kullanılabilir. Ve birçok alanda çırpıcı olarak kullanılabilir. Bunları araba temizliğinde, araba yıkamak için kullanılabilir. Aynı şekilde... Takıldığı zaman paspas ve cila için kullanılabilir. Evet. Ve aynı şekilde halı yıkamak için.